hani programın başına söylemiştim ya, Büşra isminde bir hanımefendi var. 2019 yılında programa katıldı. Çocuklarını ve eşini terk etmişti. Ailesi ona geri dön çağrısı yaptı ve dönmedi. Kendi istediği ve arzu ettiği hayatı yaşadı ama sonunda da pişman oldu diye. Şimdi Büşra canlı yayında pişmanım diyerek programa kendi isteğiyle katılıyor. Buyursunlar. Hoş geldin. Büşra'yı hatırladınız mı? Hatırlamayanlar için bir hatırlatma ekrana getireceğim. Önce biz 2019 yılı Aralık ayında bu stüdyoda bakın neler yaşadık. Bekir Bey'in iddiaları ve anlatacakları bu kadarına pes dedirtecek. 8 yıllık evliliği, 2 tane çocuğu evet, var. Efendim. Çocuklar 6 ve 3,5 yaşında. 20 Kasım tarihinde karının biriyle karşını sana ihanet ettiğini iddia ediyorsun. Evet, ben kendime yeni bir hayat kuracağım. Evdeki paraları da falan alıp gitmiş yani o şekilde. Alıp gitmiş. Evet, çocuğu annesine bırakıyor. Büyük olanı, evet. Küçüğü de alıp gidiyor ve telefonla da ulaşamıyoruz. Bu kişinin dayısı. Evet. Senin kayınvalideni arıyor. Çocuğunuz diyor Bursa otogarında diyor çocuğu. Ertesi gün sabah 5'te kaynanama teslim ediyorlar. Çocuklarıma yani bu deli falan diye hareketlerde bulunuyordu. Ya bu deli ya diyordu. Bunu diyordu çocuğu esirme yurduna verelim diyordu. Kendi çocuğu için evet, mi? Evet. Senin yanında. Evet benim yanımda. Büyük kızım her gece ağlamaya başladı. Kızımı her gün şiddet uyguluyormuş ya. Nasıl yapabilirsin bunu? Sokağa atıyormuş komşular söyledi. Telefonla görüşmek için insan çocuğunu soğukta sokağa atar mı? Büşra Hanım bu bizim çocuklarımızın geleceği. O geleceğinin bir kuruşunu daha yedirmek istemiyorum. Senden bir an önce boşanmak istiyorum. Çocuklarımın velayetini istiyorum. Karısını bulduk. Canlı yayında eşiniz Polat Mengütay isminde kişiyle birlikte olduğunuzu iddia etti. Evet, başkasına gittiğim doğrudur. 3,5 yaşındaki çocuğu karşınız kişinin akrabası aracılığıyla gece saat 3 ile 5 arası İstanbul'a annenize bıraktırıyorsunuz. Evet, amcasına teslim ettim. Gece 3'te. Amcası, evet, amcası götürdü annemlere. Çocuklarınızı mağdur ettiğiniz yönünde de sizinle ilgili çok sayıda ihbarlar geldi. Mahalleye gittik, mikrofon uzattık. Bakalım komşular ne demişler? Çocukları ben ne zaman görsem sokaktaydı. Yani nasıl böyle bir gaddar olabilirsin onu da anlayamıyorum. Çok ilgisizdi. Hiç umursamıyorduk. Atıyormuş çocuğu dışarıya. Ekip paraları da alıp tekrardan geri getiriyorlardı çocuğu. Birkaç defa gördük yani. Yani bu durumları gördüm, duydum, şahit oldum. Çocuklarla hiç alakası yoktu vallahi. Çocuklarına şiddet uyguluyordu, hiç bakmıyordu. Çocuklarını dövüyor muydu? Tutuyordu kolundan, koltuğa vuruyordu. Bir süre çocuklara şiddet uygulaması oluyordu. Çocuklara şiddet uyguluyordu. Yani şiddet yaptığını gördüm, şahit oldum. Gayet sorumsuz, çocuklarla alakası olmayan bir anne olarak görüyordum. Çocuklar sokaklarda perişan, annenin nerede olduğu belli değil, ne yaptığı belli değil. Hiçbirini tanımıyorum Esra Hanım. Bekir Bey bana kumpas uyguluyor. Benim çocuklarımı ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Velayetini almak için bana iftira atıyor. Anneniz telefon attı. Benim kızım savunulacak hiçbir tarafı yok. Kızım demeye ben ona utanıyorum. Ben Polat'la 2 aydır şu an görüşüyorum. 7 yıl önce görüşmüştüm. Madem bunu çok seviyordun diyorsun yani ilk aşkımdı falan. 7 yıl önce kaçsaydın ben seni zorla mı kaçırdım? Ben başkasına gittim diye gururuna yediremedim gururuna tamam mı? Gururuna yedim. İyi bir şey mi yaptın? Evde nikahlı boşansaydın öyle gitseydin. Ha. Kadınlarla canlı sohbet yaptı ya evin içinde. Kocanı terk etmiş olman beni hiç bağlamıyor. Nasıl ben ne çocuğunu yabancı bir insana verdim? Diyorum. Bursa'dan İstanbul'a gönderdin. 2 tane tek çocuğunu mağdur edip de sakın bunları konuşma. Hayır Esra, tek bir hafta konuşuyorsunuz. Ya. Çocukları mağdur etmişsiniz. Ya Polat'ın yanına gitseydin. Kaçmak zorunda mısın ya? Kocasıyla mutsuz olan yerini bir bulduğunda ona mı kaçacak? Ben Polat'la mutsuzum. Bu ne kadar iğrenç bir şey ya. Niye biriyle gidiyorsunuz siz hepiniz ya? Niye gitmenin sebebi Polat? Neden? Cebinde paran da var. Çocuklarını yanına alıp yeni bir hayata başlayabilirdin Büşra. Sakın gittiğiniz adamları kendinize güç olarak almayın. Mevlam büyük. Ne eylerse güzel eyler vardır. İlahi adalet zaman içerisinde tecelli eder. Hiç merak etmeyin sevgili seyirciler, göreceğiz. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Tam 2 yıl sonra seninle yine aynı stüdyoda. Evet Esra Hanım. Bir aradayız. Büşra 2 yıl sonra neden geldi? Neden geldim Esra Hanım? Benim çocuklarımı istemiyor.
Ben seni ne diye mağdur ettim onu söyler misin bana? Senin beni mağdur ettiğin konuları... Ne diye mağdur ettim? Sen bana kredi çektirmedin mi? Doğruyu söyle. Şimdi kredi çekme olayına gelelim. Sen direkten buraya geldin. Tamam, bak, bir saniye. Bak, burada tüm Türkiye izliyor. Bir müsaade sen et. Bana kredi çektirdin mi, sen çektirmedin mi? Bir soru sordun. Müsaade et. Tamam. Ben sana cevap vereyim. Tamam, müsaade ediyorum. Bu söyle. Kredi olayı, evet, biz kredi çektik. Senin adına çektik. Evet. Bu krediyi neden çektik? Neden evliliğimiz, çektik? Geleceğimiz, hayatımız için biz bu krediyi çektik. Ben şunu sorayım. Sen ekonomik şartlardan kaçtığın için mi ailene, zorluklardan kaçtığın için mi ailene dönmek hayır, istiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Ekonomik değil. Hayır Esra Hanım. Ben dört dörtlük yuvamı bırakmazdım ona bakarsan. Tamam mı? Ben onu sevdiğim geçmiş için onunla beraberdim. Geçmiş yuvan dört dörtlük müydü? O beni sevgimi kullandı Esra Hanım. Geçmiş, açıkçası bu. Dört dörtlük müydü geçmiş yuvan? Evet, hiçbir sorun yoktu. Ben sırf onu sevdiğim için kaçtım. Sana yazıklar tamam. olsun bu kadar ya. Basit. Bak. Bir, huzurumuz çok yerindeydi. Benim huzurum yerinde. Ya ben müsaade et konuşayım. Ya ne işin var demek yetersiz. Sana yetersiz mi geliyor? Ben anlamıyorum yani seni. Bize ya. Kolay, 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 anlamakta düştüm bu çekiyorsunuz. Sen? Bakın benim diyor ki. Benim kartımda. Her ay ben her ayın beşinde senin hesabını aktarıyordum. Polat Bey 50 bin sadece para mı konuşacağız? 50 bin TL'yi ne yapıyorsun? Ben bilebilirim senin kredi ödüyor. Ben buraya neden geldim biliyor musun? Ben sana dedim ki Polat kredi ödüyor musun? Gel dedim. Çok özür dilerim. Para ne oldu? Şşşt bir dakika ya. Para ne oldu? Ne parası? Sen giderken götürdün, para ne oldu? Esra Hanım onunla işte eşya aldık 30 bin lirasıyla. Zaten 50 bin, 52 bindi ya. Ondan sonra 2 bin lira da öyle yeme içme yolda falan harcandı. Ondan sonra 30 bin lirasıyla eşyamızı aldık. Geriye 20 bin kaldı. Geriye 10 bin lirasını, 20 bin liranın 10 bin lirasında gitti kardeşine eve icra gelecekmiş. Gitti kardeşine verdi. Bu da yalan. Vermedin. Nasıl vermedin bir yalan mi? Söylüyorsun ya, sen ya? Vermedin mi 10 bin liraya? Ya sen nasıl bir ya yalan söylüyorsun? Ya kardeşine vermedim böyle. Allah için konuşuyor. Peki ya, o sana kabul etmiyor. Sen diyorsun ki kardeşine verdi. Dedim. Kardeşim ödeyemedi ya dedim. Ya öyle bir şey sen yok. Vermedin mi Polat? Allah için söyle ya. Otur. Vermedin otur mi? Yerine. Vermedin mi? Dediğim gibi ben geçen yayında kendisine bir şey söyledim. Kurulu düzenin orada. Eğer bu yuvaya devam etmek istiyorsan buyur gel dedim kendisine. Kim kurdu o kuru düzeni? Kim kurdu o evi? Biz senin birlikte, o evde bir iğnen yok. Biz birlikte bu yola çıktık. Ha sen, ben seni artık istemiyorum. Ben. Sen tamam elini taşın altına koydun. Evet. Ben şimdi senin benim için taşın yaptığın... Taşın altına koyduklarını bir sayalım. Bir, kaçarken çocukların rızkını götürdün. Geleceğini, eğitim parasını. Çok takığım ben ona 2 yıldır. O parayı götürdün. Sonra o para bitti. Onunla ev kurdun. Evet. Hem kaçtın hem ev kurdun. Sonra kredi çektin. Evet, kredi çektim. Sonra çalıştın. Çalıştım. Kimin emeği? Benim emeğim. Senin emeğinle. Devam edin. Şimdi Esra Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendisine şunu söylemek istiyorum. Evet evden gitti. 4 defa gitti. 4 kez. Doğrudur. 4 kez evi terk etti. Bu benim için son olacak. Evi terk etmesi son olacak çünkü ben artık bu saatten sonra kendisine bir şans vermek istemiyorum. Cuma şöyle günü bir şey, bir geri saniye dön devam demiştiniz. Edebilir miyim? Evet, cuma günü 4 demiştim. Evet, 4. Şimdi ben kendisine şöyle bir şey söyleyeceğim. Kurul düzenini bırakıp gitti. Düzeni orada. Buyursun. Yine o düzenle devam etsin. Kredim diyor. Bir saniye. Kredim diyor. Kredisi için de ben yine elimi taşın altına koyarım. Kredisini yine ben öderim. Şimdi önce Polat dedi ki benim için bitmiştir dedi. Dün akşam huzurla mutlu uyudun mu? Çok şükür. Madem ki öyle dediyse, gerçekten eğer ki bittiyse onun için, benim için yani mutluluk yani. Eğer ki benim peşimi bırakacaksa, beni tehditlere devam edecekse, benim peşimi gerçekten bırakacaksa benim için mutluluk yani. Ondan kurtulduğuma seviniyorum şu an. Bu arada dedi ki mesela bir kredi borcu vardı. Kredi borcunu da ödeyeceğim dedi. İnşallah bakalım. İnşallah. Bu kadar milyonların önünde söyledi. Bakalım o sözünü yiyecek mi? Ama sen ailen beni affetsin. Evet. Diyorsun. Ve telefon hattında alo de bak kim var? Alo. Yüksek sesle. Alo. Alo. Baba. Babası. Siz beni ağlatıyorsun. Ağlatıyorsun beni sen. Sen beni ağlatıyorsun. Affettin kızım. Babettin. Sana bir baba tavsiyesi. Allah tavsiyesi. Senin gidiyorsun yedi. Öyle biliyor musun?
Dinliyorum. Gidiş geldi diyelim. Bak çocuklarım bende. Çocukların bakımı güzel. Ben sana o kadar dedim, o kadar dedim, annem dedi, ben dedim. Dinlemedin. Ersin'den bir ricam var. Bir ricam var. Sen yine Polat'ına dön. Dönmem ona baba, ben ne o diyorum size? O zaman dönme, sen ben... Siz bana zaten 2 yıl boyunca kızım ne alemdesiniz, iyi misiniz? Bana mı bir kez olsun beni arayıp sormadın, niye hata yaptım diye. Başlık dönmüş baba. Bir dakika, ailen dese ki gel kızım yanımıza dese, Polat'la gider misin? Şimdi kötü yola düşmekten korkuyorsun ve mecbursun. Dese ki baban şimdi, saçmalama Büşra, dön kızım evine. Ne yaparsın? Ben biliyorum, hayatta benim ailem beni kabul etmez. Hayır, diyelim ki dön dediler. Senin bu açıklamandan sonra. Gel kızım, gene biz senin düzenini kurarız. İşte babaannende mi yaşarsın, annende mi yaşarsın, orada mı yaşarsın dediler. Evlatlarınla da sağlıklı ilişki kur dediler. Döner misin? Dönerim Esra Hanım. Nereye dönersin? Evime dönerim. Evin neresi? Polat'ın yanı. Peki, Polat Bey. Ha bu arada, Allah'ım. Pınar mesajı okur musun? Mesaj, yeşil mikrofon. Babasından mesaj geldi. Şu an itibariyle affediyoruz. Babaannesinin evinde yaşayabilir. Gitmeyeceğim kesinlikle. Ha? Gitmeyeceğim Esra Hanım. Ama sen şimdi bir... tek başına yaşarsan başına bana gelin. Çünkü ne haliniz varsa görün dedi. Kendin ettin. Kendin buldu. Ben kendim konuştum ailemle. Dedim annem de babam da aynı şekilde bu kelimeyi kullandılar. Ne halin varsa gör. İstersen git sokakta kal dedi. Tamam. Şimdi de diyorlar ki sana. Hayır Esra Hanım, ben inanmıyorum. Böyle bir şey söylemez benim ailem. Kesinlikle söylemez yani. Çünkü ben kendim bağlayın görüştüm. Bağlayın babayı yayına. Babayı yayına bağlayın. Sen kendi kulaklarına duyacaksın. Sormayın. Polat'ın yanına niye gidiyorsun? Sevdiğin için mi? Evet Esra Hanım. Baba bugün o cümleleri söyler ama öyle bir baba ki onun evlatlarına ondan daha iyi bakıyor. Bugün baba ben geldim beni affedin dese ailen seni affeder mi? Öyle insanlar mı? Affetmezler şu an. Ben biliyorum affetmeyecekler. Dün de bu koltukta otururken dedin ki ben 2 yıl Polat'a karşıyım diye benim yüzüme bakmadılar dedin. Halbuki bu 2 yıl boyunca sen o ailenin kapısına kaç kere gittin? Her seferinde bırakıp Polat'a döndün. Her seferinde de yüzüme vurmuşlardı ama Esra Hanım. Ha? Her seferinde yüzüme vurmuşlardı hatamı. Şimdi ne değişti Büşra? Hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Dün babanın tavrı netti. Yani sana güvenmediklerini söylediler. Haklı mı? Haklı olabilirler. Haklı olabilirler. Şimdi bugün buraya Polat geldi. Halbuki bu kapıdan o kadar net ve düz bir şekilde çıktı ki Büşra benim için bitmiştir. Onun benim hayatımda bundan sonra yeri yoktur dedi. Bugün gelmesinin sebebi babanın acaba dün akşamki tepkisi mi? Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Pazartesi günüydü herhalde değil mi? Pazartesi günü arkanızı dönüp gittiniz. Evet, doğru. Benim için bu iş bitmiştir diye. Şimdi tekrar niye geri geldiniz? Şimdi ben tekrar neden geldim? Kendimi şu şekilde açıklayayım. Ben buradan evet net bir kararla gitmiştim. Net olmamın sebepleri de vardı. Ancak dün ben yayını izledim. Yayını izlediğimde babasının kendisine olan tavrını gördüm. Üzüldüm. 3 kere kızım sana şans verdim. 3 kere Polat'ın yanından geldin. Evet. Seni affettim. Evet. Babaannene yerleştirdim. Düzenini kurdum. Sana güvendim ama sen her seferinde bizi bırakıp gene o adamın yanına gittin. Benim sana verecek artık bir şansım daha yok. Sana güvenmiyorum dedi.
Yine şunu söylüyorum. Evvelinden de demiştim ki ailesi sahip çıkmazsa kurulu düzeni orada buyursun gelsin. Bunu söylemiştim. Evet. Ve sonrasında bazı olaylar sonrasında net bir kararla da buradan çıkıp gitmiştin. Şimdi tekrardan bir karar aldım. Evet hızlı bir karar aldım. Yine de net bir karar alıyorum şu anda. Ben Büşra'ya evine dön demek için geldim. Hangi eve? Birlikte yaşadığımız evimize. O eve döndüğünde siz o evde olacak mısınız? Elbette. O size ne demişti? Nasıl? O size giderken ne demişti? Büşra'ya bir soralım. Bilmiyorum Esra Hanım. Yine aynı şeyleri yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım bilmiyorum. Burada Türkiye'nin gözü önünde. Yani hani ben kötü yola düşmek istemiyorum. Ayrı yaşarım. Ondan sonra yani kendim geçinebilirim. Geçinme konusundan sıkıntı etmiyorum ama yani başıma bir iş gelir. Sonuçta ben bir bayanım. Tek bir başıma nereye kadar? Lazım başında. Ya bekçi değil. Hani ne kadar, ne zamana kadar ben ayrı bir evde kalacağım? Şimdi ha? Esra Hanım şöyle seni bir şey söyleyeyim. Seni milyonların önünde parayı yiyen adam ilan etti. Anladın şimdi... mı? Ben dedi evden kaçarken dedi çocuklarımla kocamla dedi edindiğim parayı dedi götürdüm dedi bu adam dedi parayı yiyor dedi. Sen bu sözü unutabilecek misin? Şimdi Esra Hanım ben şöyle bir şey söyleyeyim. Evet bazen... Şiddet uygulayan adam dedi. Doğrudur bunları söyledi. Ben yaptığım ve yapmadığım şeyleri de söyledim zaten burada. Nasıl kendisine davrandığımı, nasıl yaklaştığımı da kendisine zaten söyledim. Yani sizin hakkınızda gerçek dışı beyanda bulunan bir kişiyle kader birliği yapabilir misiniz? Bak şöyle bir yarın şey ne söyleyeceği belli değil. Kader birliği yapmak, gözünüz kapalı, eve girdiğiniz anda kendinizi teslim etmekle ilgili avukat bir şeydir. Hanım. Aile dediğiniz, yoldaşlık, eş dediğiniz şey budur. Bir cevaplasın lütfen. Buyurun. Şimdi avukat hanım, bir insanı, siz şu anda sizin yaptığınız nedir biliyor musunuz? Bir insanı daha fazla rencide etmeye çalışıyorsunuz siz şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yapmayın. Bak, Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ya sabır diyorum. Siz... O gelgitli ilişkinizi toplumun önünde yaşıyorsunuz. Bu hiç ilgilendirmiyor gelgitli değil beni. Bu. Siz ama öyle görüyorsunuz. Siz hayır. Bak sen bir, şey bir dakika. Bu kadın size diyor ki şiddet gidecek hayır. Yerim yok. Kötü yola düşerim. Buna, o yüzden gidiyorum. Bunun kavgasını Hülya Hanım, bunun kavgasını siz yapmayacaksınız. Bunun kavgasını Büşra yapacak. Ağzından o cümleler çıktığında şimdi bak o zaman dişimizi çok özür dilerim. Dişimizi niye fırçalıyoruz? Hayır, sağlığımız için değil. Temizliyoruz değil mi her seferinde? Dilimizi de beynimizi de böyle temizleyeceğiz ama onu temizleyecek malzeme yok. Yani içimizdekileri de sen şimdi bunun açıklamasını yapacaksın. Ben mesela karşı tarafta bir erkek olsam bir de çok güzel bir suçlamada bulunuyorsun rencide ediyorsun. Ay o seni rencide eden Büşra'ydı. Hiç seni istediği zaman harcadı, istediği zaman da kabul ediyorum dedi. Daha ne diyecek? Fazla, ailem daha, bana sahip çıkma olabilir, diye. Lütfen daha fazla sen açıkla. Bak Büşra ilk geldiğin gün çatır çatır konuşuyordun. Bana şunu yaptın, bana bunu yaptın diye. Konuş. Konuş. Rica ediyorum. Ne diyeyim Esra Hanım? Kötü yola mı düşeyim yani? İyi kötü yine yani babamı dediğin diyorum yani. Tekrardan gideceğim yani. Babam da öyle söyledi. Mecbur musun Polat'la gitmeye? Bak bu soruya... Ben tek başıma yaşarsam başıma bir sürü tehlike kalır. Mecbur kalır musun? Kalır tabii Esra Hanım. Mecbur yani musun? Yani ortalık kötü yani. Ben daha beterine belki düşebilirim. Düşündün mü? Düşündüm Esra Hanım. Polat'a gideceğim. Birincisi? Bundan sonra Polat'ın yanı benim yarım Esra Hanım. Hayır, seviyor musun? Sevdiğin evet. İçin mi? Evet Esra Hanım gideceğim. Bak o ne? Yani niçin gidiyorsun Büşra? Sevdiğim için gidiyorum. Sevdiğin. Bir mecburiyet gibi bir duygu var mı? Yok Esra Hanım. Var. Polat'ın bu konuda sana... Ben şimdiden önlemini alayım da 3 ay sonra sana... Büşra, ya ben onun yanına mecburen gitmiştim. Beni onun yanına gönderdiler dediğinde en azından... Yani iki kişinin arasındaki konuşulanla burada söylenenler arasında fark var. Herhangi bir tehdit Polat'ın sana yanıma döneceksin, ekrana çıkıp böyle diyeceksin. Ondan sonra sen sadece benim yanımda olacaksın gibi bir baskısı oldu mu? Yok Esra Hanım. Hı? Yok. Kendisiyle dün yayın sonrasında konuştunuz mu? Evet. Neydi konuşma maddeleriniz?
Bundan sonra hani beni üzmeyecek. Hani çocuklarımı istediğim zaman görebileceğim. Hı hı. Bir takım yaptığı borçlar vardı. Senin en büyük şikayetin oydu bak. Mesela az sonra sen yayında demişsin, ben onu unutmuştum. Ben bu adamın karnını çok doyurdum dedin. Hep ekonomik anlamda senin üzerinden hayatını kurduğunu, hep bu anlamda seni kullandığını söylemiştim. Bu sorunları aştınız mı? Açtık Esra Hanım. Artık birbirimize destek olacağız. Bugün saatten sonra bu hataları yapmayacak kendisi de. Yapmayacak. Sevdiğin için geri dönüyorsun. Evet Esra Hanım. Ailen sana geri dön dedi. Yok Esra Hanım. Hı? Dönmeyeceğim. Dönmeyeceksin. Aileni seçmeme sebebin nedir? Polat'ı seviyorum. Polat'ı seviyorsun. Ya bak ne sorarsam sorayım verdiğin cevap hep aynı. Ben Polat'ı seviyorum. Eşiniz bu konuda bunu yargı sürecine taşıyabilir. Bunu bilin. Çünkü baba olarak hak ve sorumluluk velayet. Onda şahsi ilişki. Velayet onda diyerekten bana göstermez ki, yapamaz göstermemezlik ama. Göstermemezlik de anlamıyorsunuz şunu. Anlamıyorsunuz diyorsunuz ki ya. Bir anne var. Bir anne ya. Çıkmış televizyona diyor ki benim boğazıma birlikte yaşadığım kişi bıçak dayadı. O adama velayet hakkı bendeyse ben o eve çocuğumu gönderebilir miyim ya? Gönderebilir miyim? Sonra da çıkıp ne diyorsunuz? Hayır bu gerçek değil. Şaka yapılır mı böyle bir konuda? O adam ne yaşıyor? Ben gönderebilir miyim çocuğu ya? Gidersin iki gün annenle görürsün çocuğunu. Her hafta görürsün. Ya bunu anlamak istemiyorsunuz. Sonra da ben fiziksel olarak diyor. Şimdi Polat'a sorayım. İkinizin çocuğu var. Gitti Büşra başka biriyle ilişki yaşıyor. Sen bunları duysan çocuklarını o adamın yanına sokar mısın? Ben bu durumda tabii ki göndermem. Tercihim de şu olur. Gitsin ailesinin yanında görsün. Tercihim de bu gidersin olur tabii ki. Gidersin annenin evine, babanın zaten evine. Çocukları orada görsün. Aynı ortamda oydu. Olmazsınız yani. Yani bu da bu kadar sizin zor için değil. İyi bir şey olmuş oldu ama, bu arada. Ha, evet hem çocuk şeyi de çekmezsiniz yani. Baş ağrıtıyor. Esra Hanım bir de hani yarından itibaren yayına katılmamıza gerek yok. Bunun da bilgisini vereyim. Çok isterdim yayına katılmanızı.